Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ A kalite fikirleri sunar. Yepyeni bir A Kalite Fikirler programına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün dop dolu bir program var. Neden mi efendim? Herkesi yakından ilgilendiren el emeği, göz nuru, kadınlarımızın el işlerini ekranlara getireceğiz. Bununla da tabii ki yetinmiyoruz. Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nin 2017 yıl sonu sergisini izleyeceksiniz. Çok güzel görüntüler ekranlara gelecek. Ekranlarınızda hem o el işlerini izleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra dikiş nakışla uğraşan bayanların gelinlik, abiye dikimlerini göreceksiniz. O güzel sanat eserlerini diyorum ben, keşfedilmemiş ressamlar diyorum, resimlerin sergisini izleyeceksiniz. Ve tabii ki yine Seyhan Halk Eğitim Merkezi'ndeki kısa film yapımı ekibinin toplu halde hem çekimlerini hem röportajlarını izleyeceksiniz. Ve yine Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Hüseyin Dalak Bey'in bu yıl sonu sergisiyle ilgili olan konuşmalarınızı ekrana getireceğiz. Ve ikinci bölümümüzde de geleneksel lezzetlerimizden Adana'da bir numara olan Cabbar ustamız bizlerle birlikte olacak diyoruz. Öncesinde görüntüyü izleyeceğiz ama bilim sanat buluşması, Adana Sanat Buluşması'nda efendim bize bir belge verildi. Seminerde konuşmacı olarak katılmıştık. Adana Sanat Buluşmaları ikinci eğitmenlik belgesini bize bugün takdim ettiler. Bu tarafa bakıyormuşum. Tamam. Ekibim ne derse ben onu yaparım efendim. Evet. Bu güzel belge için kendilerine teşekkür ediyorum. O pırlanta gibi çocuklarımızı sanatla yoğurarak yetiştiren o güzel hocalarımıza da buradan sevgi ve selamlar gönderiyoruz efendim. Ve tabii ki yine bize bir plaket sundular. Bu plaket içinde ayrıca Adana Bilim Sanat Merkezi hocalarımıza, müdürlerimize ve bu iş için çocuklarımızı düşünen, bu işi organize eden, sanat buluşmalarını gerçekleştiren kıymetli müdürlerimize, hocalarımıza yine çok teşekkür ediyoruz efendim diyoruz. Ve biraz heyecanlandık değil mi o el işlerini görmek için ve nasıl geçmiş müzikli dakikalarda kimler nasıl oynamış, kimler varmış efendim. Evet, Seyhan Halk Eğitim Merkezi 2017 yıl sonu sergisi karşınızda. Sevgili izleyicilerimiz, 2017 Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisindeyiz. O kadar görkemli, o kadar şaşalı geçiyor ki efendim. Her standı sizlerin adınıza dolaştık. Tabii ki bu sergide emeği geçen usta öğreticilerimizin ve geri plandaki esas bu işte başrol olan müdürümüz var efendim. Hüseyin Dalak Bey, Seyhan Halk Eğitim Müdürü. Çalışmaların nasıl yürüttüğünü ve kendisini yakından tanıyacağız. Mikrofonları kendisine uzatıyoruz efendim. Buyurun. Evet, Hüseyin Dalak. 1990 yılında Van'da sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Şu anki kurumuma da 2014 yılı Eylül ayında atanmıştım. Geldiğimden beri evet, halk eğitim merkezleri faaliyetlerinde yoğun bir çalışma içine girdik. Özellikle bu şu an kullandığımız binaya 5 Aralık 2016 tarihinde taşındık. Önceki binamız Emniyet Müdürlüğü civarında Emek Mahallesi'nde küçük bir yerimiz vardı. Ama halk eğitimler olarak zaten faaliyetlerimiz genelde sahada olduğu için merkez binamızda pek kurs ihtiyacımız olmuyordu. Fakat buraya taşındığımızdan beri vatandaşın rahatlıkla Adana'nın her yerinden bir minibüsle gelme imkanına sahip olması hasebiyle yoğun bir kurs talebiyle karşı karşıya kaldık.
Şu 3 ay 5 aylık süre zarfında açtığımız kurslara baktığımızda geçen yıla göre %25 ile %40 arasında değişik gösteren kurslarımıza bir artış olduğunu görebiliyoruz. Halk eğitim merkezlerimizde sadece mesleki ve genel anlamdaki kurslar dışında bizim bir de örgün eğitim kurumuna devam edemeyen vatandaşlarımız için açık ortaokul ve açık lise kayıt iş ve işlemlerini de yürütüyoruz. Bu kapsamda da bu yıl için 6000'in üzerinde bir yeni kayıt ve geçmiş kayıtlarımızla birlikte topladığımızda 11000 vatandaşımıza bu alanda hizmet sunduğumuzu söyleyebilirim. Evet, hocam yılın sonu servisinde birden fazla stand vardı. Bu standları oluşturmak zor muydu? Neler yaşandı, neler yaptı? Bundan da biraz bahsedelim. Evet, halk eğitimlerin olmazsa olmazı yıl sonu sergileridir. Tabii ki gururla söylüyorum ki gerçekten el emeği, göz nuru bu eserler herkesin beğenisini kazandı diyebilirim. Tabii bunu izlemek güzeldi ama bunun hazırlanmasında neler çekildiğini ancak bunu hazırlayanlar bilir. Bu konuda özellikle çok değerli usta öğreticilerimize ve kurseyirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Geceli gündüzlü bir çalışma içine girdiler. O ürünlerin sergilenmesi noktasında göz estetiğinden ve sınıf türüne kadar ciddi bir çalışma içine girdiler. Ve ortaya da sizlerin de izlediğiniz gibi hakikaten birbirinden değerli güzel eserler sergilenmiş oldu. Hocam biliyorsunuz ki el emeği göz nuru el işleri artık hani zamanla unutulsa da biz bu unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına kıymet veriyor halk eğitim. Seyhan halk eğitim olarak ne kadar yer veriyoruz bunlara biz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Adana merkezimiz ve ilçelerimiz dahilinde 21 tane halk eğitim merkezi bulunuyor. Bu 21 halk eğitim merkezlerinin genelinde iş yükü aslında bizde. Evet, her halk eğitim merkezinde gerçekten birbirinden güzel kurslar, güzel eserler ortaya çıkıyor. Ama tabii ki Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nin Adana'nın da en büyük ilçesi olması hasebiyle bizdeki el sanatları çok daha üst düzeyde üretilmekte ve sergilenmektedir. Nitekim bu sergimizden önce de biz geleneksel el sanatları festivali kapsamında geçen hafta da Ramazanoğlu Konağı civarı, Ulu Cami civarındaki Ramazanoğlu Konağı önündeki parkta da birbirinden güzel eserler sergilenmesine biz de paydaş ortak olarak o festivale katılmıştık. Gerçekten şu an Adana'mızın ciddi derecede bu el sanatlarıyla haşır neşir olduğunu orada müşahede ettik ve bunu memnuniyetle de söyleyebilirim. Hocam biz biliyoruz ama eminim ki izleyenleri de bilgilendirme niteliğinde el sanatlarının yanı sıra kurslarımızın isimlerini sayabilir miyiz? Neler var? Evet, şimdi eskiden halk eğitim merkezi dendiği zaman bildiğiniz gibi okuma yazma kursları, biçki dikiş ve bilgisayar kursları geliyordu. Ancak şu an açtığımız kursların %10'u bu kapsamda kurslar. Yani gelişen teknoloji ve meslek ihtiyaçlarına göre şu an piyasanın talep ettiği kurslar çok farklı yelpazede kendini gösteriyor. Hemen hemen şu an her meslek dalını ilgilendiren kurslarımız olmakla birlikte özellikle bu memur alımlarına bağlı olarak şu yıl itibariyle söylüyorum. F klavyeye müthiş bir talep var. Tıbbi sekreterlik kurslarına yoğun talepler var. Masör masöz dediğimiz kursumuz var. Hakikaten daha bu kursu bitirmeden kursiyerlerimizin iş imkanına kavuştuğunu görüyoruz. Otellerde ve hamamlarda istihdam edilebilmektedirler. Bunun dışında sportif kurslar çok çok fazla. Gençlerimizin okul dışında arta kalan zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri imkana sahip olabilecekler söyleyebilirim. Evet. Şimdi biz bu kursları tek tek saydık. Bunların içerisinde işte gelen öğrenciler istihdam anlamında da önleri açılıyor. Milli Eğitim'den olan belgeleri oluyor. Bunun dışında yine hani görsel sanatlarda hangi kurslar var? Sanatsal kurslarımız var mı? Nelerdir? Yani yağlı boya, resim, müzik ve özellikle bu yıl Kanal A çalışanımızın da bu arada teşekkür ediyorum. Kanal A televizyonumuza da teşekkür ediyorum. Kanal A televizyonumuzdan da Gülçin Hanım'ın bize ciddi derecede desteği olmuştur. Bu yıl Halk Eğitim Merkezimizde film senarist yapımı dalında da kurs açmış bulunmaktayız. Bu da kurumumuzun ilk bu alandaki ilk kursu.
Ben tekrar bu kapsamda hem eğiticimize ve Kanal A televizyonuna teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. O zaman son toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Hem sergiyle ilgili hem de Adanalı halka, Selam Halk Eğitim Merkezi ile ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, ben mümkün mertebe vatandaştan çalışan çalışmayan herkese göre mutlaka bir kursumuz vardır. Arta kalan zamanları vatandaşlarımızın gelip bir şekilde burada en güzel şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz her halimizde bütün eğiticilerimizle bina olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bunun yanı sıra buraya gelme imkanı bulamayan vatandaşlarımız için de biliyorsunuz okullarda da kurslarımız var. Mahallelerine en yakın okula başvurarak halk eğitimle ilgili hangi kurs talebinde bulunurlarsa biz o konuda kendilerine destek sunacağız. Yeter ki 12 vatandaşımız bir araya gelecek ve bizden istedikleri alanda gerek hobi, gerek mesleki, gerek bireysel yeteneklerini ön plana çıkaran kurslar olmak üzere her türlü kurs taleplerini memnuniyetle karşılayacağız. Çünkü bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün emir ve direktifleri var. Vatandaşa ulaşmak, onlara hizmet sunmak bizim asli görevimizdir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gelin hep beraber de hanımefendiler, beyefendiler, yoksa adam gitti bir kurs açtı, bir de kocaman bir pasta kesti derler. Beni uzak tuttu. Yemeci işleri oluyorsun. Evet, buyurun. Böyle mi? Buyurun. Hadi gelin. Hanımefendiler, lütfen buyurun. Siz de gelin bu tarafa, öğretmenlerimiz. Gelin. Ben öyle mi görüyorum? Çekiyor. Kameraya göre duruyormuşuz. Buyurun hadi. Allah aşkına. Evet, hep beraber. Hadi hep beraber. Gel kaymakam bir gelmeyin. Hadi buyurun. Şu çiçekleri, çiçekleri kılmadan evet hayırlı olsun dedik. Teşekkür ederim. Çalışmalar. Buyurun.
ve bu el emeğini, bu sanatları ortaya koyan tabii ki kadınlarımız ve usta öğreticilerimiz yanımızda. Tanıyalım sizi. Merhabalar efendim, hoş geldiniz öncelikle. İsmim Berrin Menzletoğlu, hazır giyim öğretmeniyim. 28 yıllık öğretmenim. Seymerler'de görev alıyorum. El emeği, göz nuru kadınlarımızın, doğru söylediniz, kadınlarımızın antidepresan diyorum ben, bizim kurslarımız. Evde işte eğitim almış veya yarım bırakmış eğitimine, bir işi olmayan kadınlarımıza belli konularda el becerisi kazandırılarak aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Peki burada neler var şimdi isterseniz? Seramik ürünlerimiz var. Seramik atölyelerinde arkadaşlarımızın yaptırdık. İğne oyalarımız. Eskiden mesela eskimeye yüz tutmuş ürünlerimizi modernize ederek mesela tesbihlerde farklı kullanıyoruz. Eskiden sadece oya olurdu yazma, bildiğiniz gibi. Şu an aksesuar olarak her yerde kullanılıyor. Bunlar yatak pikelerimiz. Çok değişik, demin Sayın Mali Yardımcımızın da dikkatini çekti. Hem kasnak kullanılarak yapılan kurdele nakışı, çok ince ustalık istiyor. Saten üzerine yapılmış yatak takımlarımız yapılıyor. Evet, o diğer standlara da gireceğiz. Kanaviçeler var. Kanevçelerimiz var canım. Seramik ürünlerimiz var. Giyim, hazır giyim gösteriyoruz. Makine nakışı gösteriyoruz. Ve biz de size teşekkür ediyoruz bu güzel emeğiniz. Ben teşekkür ederim. Dünyayı kadınlar güzelleştirecek diyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok mersin. Tabii ki el emeği, göz nuru bitiyor mu efendim? Bizim yıllardır geçmişten bugüne taşınan kilim dokuma sanatı da yine Seyhan Halk Eğitimler'de ve hocamız yanımızda, tanıyalım sizi. İsmim Şükran Kara, Ahmet Remzi Yüreğir Seymer'de görev yapıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş bir dala yeniden canlandırdık, hareketlendirdik. Bayrak, çanta, kilim, kolye, sandık, ayakkabı, yelek, her şeye dahil olmak üzere hanımlarımızla birlikte yapıyoruz. Evet, hemen elime bir tane almak istiyorum efendim. Burada ne var? Eskiden bunlara ne denirmiş? Heybe. Heybeler. Bunlar da yine kilim dokuma sanatıyla yapılıyor değil mi? Evet, tamamıyla el dokuması. Tek tek ilmek ilmek işliyoruz. Bir de bunun modern şekliyle neler yapıyoruz? Çanta, cüzdan, ayakkabı, yelek, anahtarlık, bardak altlığı, her şeyi yapıyoruz. Peki, biz de size diyoruz ki elinize sağlık, daim olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki, gelinlik sanatı var mı diyoruz? Evet, Seyhan Halk Eğitim'de gelinlikler de el işi yapılıyor efendim. Buyurun, tanıyalım sizi. Ben Kübra Alpargün, Gülhan Hanım'ın kursiyerlerindenim ve bugüne kadarki en güzel hani işlerden birisi gelinliğin öğretildiği işler. Abiyeyi yapmayı öğreniyoruz. Tek tek taşların nasıl işlendiğini, nasıl dokunduğunu görüyoruz. Kendi peki üzerinizdeki buraya, bu şeye hazırladık. Ve Allah kısmet ederse en kısa zamanda birimizin düğününde de kullanılacak. Her ne kadar kendiminki değilse de bu. Ben evliyim. Evet efendim. Ama kursiyer arkadaşlarımız da kendilerini hazırlıyorlar, dikiyorlar. Mesela orada mavi bir tane manken üstünde var. O normalde arkadaşımızla hazırlanmıştı. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Minik gelinimiz de var burada. Minik gelinimiz. Fıstık, konuşmak ister misin? Gelinliğini beğendin mi? Beğendin mi? O bugün biraz yoruldu ablası. Yoruldu mu? Oh. Evet. Peki, gelinliğiyle baş başa. Aynen. Bye bye. Bize güya mankenlik yapmaya geldi. Hepimize öğretti manken. Peki. Evet, devam ediyoruz. Diğer bir standımızda yine yeşil abiyelerde bir hanım. Tanıyalım sizi. Neslihan Ökten. Neslihan Ökten. Bu kıyafeti de mi siz yaptınız efendim? Gözlerime inanamıyorum. Harikulade. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Çok da güzel taşıyoruz. Kursiyer miyiz? Usta öğretici mi? Kursiyerim. Kursiyersiniz. Bunun gibi birçok modelleri kendiniz artık yapabiliyorsunuz. Evet. Şurada abiyem de vardı. Onu ben giyecektim aslında tekrardan. Şu lacivert abiye. Abiyeler de var. Gelinlikler de var. Evet. Çok da güzel. Ben yapıyorum. Tutturmaları ben yapıyorum. Ne diyelim? Ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir başka standta efendim el işleri, nakışlar, ahşap boyamalar ve tabii ki bu işi sergileyen ve kursiyerlere öğreten usta öğreticimiz, tanıyalım sizi.
Didem Dinçkafa ben. El sanatları öğretmeniyim. Güzel ürünleri kursiyerlerimize çıkarmaya çalışıyoruz. Neler var sayalım. Ahşap boyamalarımız var. Kurdele nakışı var. Ürünlerimiz buradaki standımızdaki ürünlerimiz bunlar. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar hocam. Tanıyalım sizi. Didem Dinçkafa. El sanatları öğretmeniyim. Burada kurdele nakışından yapmış olduğumuz bir yatak örtümüz var. Üzerindeki işlerimiz kurdele nakışından yapılmış. Diğer tarafı da dikimi yapıldı. Kursiyerlerimize çalıştığımız ürünlerimizden. Peki bu çalışmayı kaç günde bitiriyorsunuz ortalama? Yani bu ürün için yaklaşık 2-2,5 ay gibi bir emek sarf ediliyor. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba hocam, sizi tanıyalım. Merhabalar, Nurten İnsel Özad'ım. Gülpınar Seymer'de çalışıyorum, Seyhan Halk Eğitim'e bağlı olarak. Ve çok güzel kostümler dikti bu sene öğrencilerim. İşte farklı farklı kostümler. Modelleri beğeniyorlar, getiriyorlar ve getirdikleri modellere uygun kalıpları hazırlıyoruz. Gerekli olan kumaşları alıyoruz. Farklı farklı yapıyoruz hepsini. Peki her kostüm üstün çalışma gününüz ne kadar? Kaç günde tamamlıyorsunuz bu işleri? Her kostüm en fazla 3 günde biter. Ama biz değil onunla çalışırsak. Yani yapan kursiyer ve ben ikimiz birlikte uğraşırsak 3 gün içerisinde bitiririz kostümleri. Ve gayet çok güzel kostümleriniz bulunuyor burada, yani hepsi birbirinden güzel. Palyaçomuzu yaparken çok zorlandık çünkü kumaşa uygun puanlı kumaş bulamadık. Biz de artık düşündük, dedik ki keçeden küçük küçük keselim ve yapıştıralım, serpiştirelim üzerine. Hoş olduğuna inanıyorum. Gerçekten hoş bir el işi yaptınız. Teşekkür ederim, elmeniz çok güzel. Teşekkür ederim ben de. Teşekkürler. Evet, tabii ki Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nde müzik olmazsa olmazların içinde ve yıllardır müzik konusunda saz eğitimi veren hocamız yanımızda. Hemen onu tanıtalım size, tanıyalım sizi. Ben Ahmet Evsen. Yaklaşık 21 yıldır Seyhan Halk Eğitim'deyim. Daha önce de Avrupa'da, yurt dışında çeşitli isimlerle konserlerde çalıştım. Halk Eğitim'de yazmış olduğum kendi kitabımla, onu da görüntüleyebilirsiniz. Eğitim veriyorum, nota düzenekli çalışıyoruz. Sevgili Adanalıları buraya bağlama kursu almaya davet ediyorum. Evet, biz de elinize, dilinize, yüreğinize sağlık diyoruz. Ve sizi hocamızın bu güzel bağlama eşliğinde müziğiyle baş başa bırakıyoruz. Evet.
Değerli izleyicilerimiz, Akalite Fikirler programı tüm hızıyla devam ediyor efendim. Seyhan Halk Eğitim Merkezi'ndeki yıl sonu sergimiz ekranlarınıza geldi. Ve stüdyomuzda da şu an son dakika yetişti ama birbirinden güzel geleneksel lezzetleri bizlere sunmak üzere Cabbar ustamız bizlerle. Cabbar ustam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sohbetimize ve birbirinden güzel geleneksel lezzetlere bakacağız ama zamanı gelmiş kısa bir aranın. Kısa bir ara, ardından buradayız. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ'nin sunduğu A Kalite Fikirler programı devam edecek. Kazana açıldı. Her şey bir şehri sevmekle başladı. Yüreğir'de 7 yılda 11 kültür evi ve Adana'nın en büyük kültür merkezini sevgiyle yaptık. Yüreğir'de her işimiz aşkla. Çimento ve demir değil, İçeride ses var, nefes var, ruh var. 86 branşta 600 ayrı ücretsiz kursla on binlerce insanımızın hayatına dokunduk. Özel eğitimler verdik. Hayallerimiz büyük bizim. Geleceği kurarken geçmişin izlerini silmedik. 9000 yıllık Mrs. Antik Kenti, Ölümsüzlük Şehri Mrs. projesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Ülkemizin geleceği için her işe aşkla çalışıyoruz. Bir kent küllerinden yeniden doğuyor. Yüreğir'de kentsel dönüşüm, zihinsel dönüşümle birlikte medeniyetin sağlam temelleri üzerinde yükseliyor. Yüreğir adına, şanına yakışır şekilde imar oluyor. Çocukları mutlu olan bir kentin insanları şen, sokakları her daim bayram yeridir. Onların bir tebessümü için çok çalıştık. Çocuklarımız için aşkla çalışırken 253.029 metrekare alana 200 adet yeni park yaptık. Yeşil alanlarımıza 72.000 ağaç diktik. Yeşil alanlarımızı %300 arttırdık. Memleket aşkıyla 15 Temmuz gecesi kanlarıyla destan yazan vatan evlatlarımızı unutmayacağız. Yüreğir'in en büyük parkına 15 Temmuz şehitleri adını verdik. Millet ve memleket aşkıyla çalışıyoruz. Geleceği kurmak için sağlıklı bir nesil, memleket meselesi diyerek 7 yıl önce her mahalleye bir spor tesisi sloganıyla yola çıktık. Biz, bağımlılığı olmadan yetişen bir nesil için sporu ve sporcularımızı destekliyoruz. 7 yılda, Yüreğir'de 20 yılda yapılamayan kadar yol yaptık. Yüreğir aşkla gelişiyor. Yeni Yüreğir için Yüreğirli'ye hak ettiği gibi modern araçlarımızla hizmet götürüyoruz. Yüreğir için tasarruf ediyor, Yüreğirli için her işe aşkla sarılıyoruz. Yüreğir'de yaşlılara, kimsesizlere ve engellilere pozitif ayrımcılık yaptığımız doğrudur. Çünkü belediyecilik anlayışımız ve değerlerimiz doğumdan ölüme bize ihtiyaç duydukları anda insanımızın yanında olmayı şart koşuyor. Yüreğir'de dünyaya gelen her bebeğimize hoş geldin bebek demek, yaşlılarımıza, kimsesizlerimize yoldaş olmak
engelsiz bir kent için çalışmak bizim görevimiz. İçiniz rahat olsun. Yüreğirli'nin bir belediyesi var. Yüreğir'de her işimiz aşkla. Arabanızla kaza mı yaptınız? Çelebi Otomotiv'i aramanız yeterli. Adana'da merkeze 2 dakika uzaklıkta olan Çelebi Otomotiv bir telefon uzaklığında. Anında olay yerine yetkili arkadaşlarımız gelir ve hasar kaydınızı tutar. Profesyonel tarz ve profesyonel ekiplerle çalışmayı kendine ilke edinmiş şirketimiz, müşterilerinden gelen talepleri karşılayabilmek ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla, tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalı olarak çalışan şirketimiz, bölgeye çözüm olmak amacıyla 2011 yılı Haziran ayında Özgür Mahallesi No 125 mevkiinde satın alınan 8361 metrekare arsayla Adana'ya yetkili servis formunda bir özel servis katkısında bulunmak hayali oluşturan Çelebi Otomotiv, gerek halen hizmet vermekte olduğu sigorta şirketlerine, gerek kurum müşterilerine, gerekse vatandaşlarımıza ulaşımı kolay, park ve trafik sorunu olmayan mekanik, oto bakım, kaporta, fırın boya, elektrik, yıkama yağlama, boya koruma, detaylı temizlik, oto cam filmi, motor kaput filmi, yedek parça, müşteri kabul, aracınızın onarım aşamasında danışman hizmetinden yararlanabileceğiniz 5200 metrekare kapalı alanıyla nezih bir servis oluşturmuştur. Kazandığını insana ve insanlığa hizmet için sunan ISO 9001-2008 sertifikalı Çelebi Otomotiv, Adana bölgesinde faaliyette olan tüm kurum ve kuruluşlar yanında sayın halkımıza daha iyisini sunabilmek amacıyla çalışmalarını gurur ve azimle sürdürmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ'nin sunduğu A Kalite Fikirler programı devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, A Kalite Fikirler programına devam ediyoruz. Yanımızda Cabbar ustamız var. Geleneksel lezzetlerin tek ismi diyoruz. Adana'da artık bir marka kendisi ve bu markanın üretimi olan diyorum. Üretim diyorum çünkü birden fazla yemekler yapılıyor, günübirlik yapılıyor ve halka yemek yemek isteyen o güzel insanlara sunuluyor. Bizim lezzetlerimiz diyorum Cabbar ustam. Ve bunun öncüsü olarak efendim hemen açıklayalım. Bu lezzetlerimiz sizin orada ne şekilde sunulmakta, neler çıkartmaktasınız günübirlik? Buyurun. Biz Adana için varız. Başta onu söyleyeyim ben de. Ne güzel bir kelime. Adana evet. için varız. Adana yemeklerini tanıtmak. Dışarıdan gelenler maalesef Adana'nın sade kebap olduğunu, yemeklerimizin ne olduğunu bilmiyorlar. İşte biz de bunları Adana'ya dışarıdan gelen konuklarımıza Adana yemeklerini tattırmak. Genelde ben iddia ediyorum Türkiye'nin en fazla yemek çeşidi Adana'da var. Evet. Ama bunu kimse bilmiyor. Evet. İşte biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Evet, şu an stüdyomuzda birkaç tane yemek çeşidini getirdi Cabbar ustamız. Acele acele geldi. Yemeklerimizin çoğu çıkmadığı için programda erken olduğu ama için. Ama buraya getirdiğiniz çeşitler bile çok ağır yemekler. Hani başlı başına evde yapılacak. İşçilik isteyen, emek isteyen evet, şeyler. Emek bunlar. Isteyen evet. yemekler. Başta tabii ki başrolümüzü
ilk başta söyleyebileceğimiz başrolümüz içli köfte. İçli köftemiz, evet. İçli köftenin açması da çok büyük bir maharet istiyor. Onun içerisini içi, hazırlamak içi, da... Mühim olan bunun içini kavurma. Şimdi her bayan bunu, evet, yapamaz. Mesela bunun kıyma, soğan, baharat. Bunun soğan da o kırmızı soğan, beyaz soğan yine olmaz, sulandırır bunu. Bu iyice dibine tutana kadar bu içi pişer, soğur. Ondan sonra bayanlar dışının harcını yaparlar. Ondan sonra işlerler. Evet. Şimdi biz geri planda Cabbar Usta'dan içli köftenin bulgurunun da nasıl hazırlandığını aldık. Orası çok önemli bir detay diyorum. İsterseniz onu da paylaşalım. Çünkü herkes buna dikkat etmez. Cabbar Usta, buyurun. Şimdi bunu bulgurun dışını yaparken de ince köftelik bulgur. Genelde biz bunu değirmenden özel yaptırıyoruz. Hı hı. Esmer bulgurdan. İçerisine et dövüyoruz. Dövmelik şeyde, et. Dövmelik. Bakın et bunu de her yerde kullanmazlar. Dövmelik et. Bulgur. Evet. Baharat, salça. Onu iyice bayanlar yumurur. Evet. Özleşene kadar. Yumurduktan sonra kıvamına gelince açarlar. Elde açarlar. Herkes açamaz bunu zaten. Hı hı. Geçen geldiğimizde mutfakta siz de denemiştiniz biraz. Evet. Bayağı beşiyetmiştiniz. Adanalıyız. Adanalıyız, evet. Allah'ın adamıyız, başkanımızın dediği gibi. Ondan sonra biz bunu dışarıdaki Antep, Urfa, o taraflarda kızartırlar. Falan bizim Çukurova'da, Adana'da bunu haşlarız biz, suda haşlarız. İşte yuh ekmekle afiyetle yenir. Evet, biz de lezzetini izleyicilerimiz adına bakacağız. Suyumuzu önceden kattık, kaynattık. Suda da çok ince bir detay var aslında. Suyunda su kaynattan sonra, evet, bir tatlı kaşığı tuz, 3-5 dişte limon tuzu veyahut da limon sıkılacak. Kaynamış suya köftelerimiz atılacak. Evet, şu anda tadına bakmak için 3 tane yeterli. 3 tane kattım efendim. Devam ediyoruz. Yalnızca bunlar yok. İçli köfte, evet, başrol dedik. Tatlıya da geleceğiz. Tatlı da var ama bir lezzet var ki efendim, işte bizi tarif ediyor diyebileceğimiz bir lezzet. Dövmelik pilavımız. Evet, bu da Adana'ya, evet, has tereyağlı dövme pilavı. Evet. Bunu da aynı dediğim şekilde, bunu değirmende biz çektiriyoruz şeyi, dövmeyi. Tereyağlı, nohutlu, çok güzel bir pilav şeyimiz. Evet. Her gün çıkıyor mu dövme pilavı? Hayır. Haftada 3 gün çıkar. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Evet. Genelde aynı gün şu bamyamız çıktığı için bamya ile dövme pilavı köylerde öyle yaparlardı. Birbirine yakışırdır, yakışır bu. Hmm. Yani bamya yiyen muhakkak dövme pilav ister yanında. Hmm. Pirinç pilavı değil, burgu pilavı değil de. O daha yakışıyor bamyanın yanına. Evet. Zeytinyağlı bamyanın yanına. İkinci sırada tabii ki zeytinyağlı sarmamız var efendim. Çok da güzel duruyor. Tam dolma kıvamında. Evet. Yaprak dolması bu efendim. Yaprak dolması. Zeytinyağlı, evet, yaprak dolması. Buyurun. İşte onun içine hazırlıyorlar iç pilav şeklinde. Sarıp zeytinyağlı şekilde zeytinyağlı bunu pişiriyorlar. Normalde bizim çarşamba günleri lahana sarması günümüz. Evet. Bizim her yemeğin günü var şeyde. Lahananın mevsimi geçince aşçılar, bayanlar bugün bunu sunmuşlar. Bugün çeşitlerimizde gaz dolması var. Onun ateşinde pişiyor. Evet. O yetişmediği için, erken geldiğim için olmadı. Hı hı. Hünkar beğendimiz var. Aşağı yukarı günlük 18-19 çeşit yemeğimiz çıkıyor. Bunlar da günlük her gün değişiyor yemek çeşitlerimiz. Hı hı. Pazartesi günleri kaburga dolmamız var. Bazı yerde eye dolması derler. Bazı yerde boş dolması derler. Ama bizde fakat bu kadar, maalesef bu yemeklerimizin de en acı tarafı, bütün vilayetler sahip çıkıyor. Bugün analı kızı da vardı günümüzde. O yetişmedi, gelmedi bu da. Analı kızlı da Adana'ya özgü değil mi? Anacığım, analı kızı da Adana yemeği. Evet. Bunu Antepliler sahip çıkıyor. Kaburga dolmasına Mardinliler sahip çıkıyor. Gaz dolmasına Gazlılar sahip çıkıyor. Biz bildik bileli nenelerimiz bunu köyde yapardı. Biz de yedik afiyetle. Evet. Bu arada köftelerimiz haşlana dursun efendim. Ve tabii ki zeytinyağlı bamya. Şimdi bunun
bamya biz güzün yani sonbahara doğru alır temizlet bayanlar. Hı hı. Birer pişirimlik şeye, poşetlere koy, dip prize koyuruz. Sen yemekhanemizdeki dip prizleri gördün. Evet. Bütün kışın sebzelerini biz doğal şekilde müşteriye yediriyoruz. Yazdan alıyoruz, hazırlıyoruz, dip prizlere koyuyoruz. Mesela taze fasulye ve çiftliğinden getiririz, temizlerler. Yine birer pişirimlik dip prize koyuruz. Acebek olsun, bezelye olsun, bunlar hepsi doğaldır bizde. Evet, yani doğal kışın lezzetler. Yenen, kışın yenen bütün sebzeler bize doğaldır. Çok güzel efendim. Doğal lezzetler tamamen güvenilir ellerden üretiliyor ve sunuluyor diyoruz efendim. Köftelerimiz kaynaya dursun diyoruz. Tatlı çeşidimize geçiş yapacağız. Ama kısa film yapımı ekibimizin Vatandaş Konuşuyor köşesinde bugün bakalım hangi soruları sordular ve cevaplar aldılar. Buyurun. Konuşuyor köşesinde halkın içerisine dalacağız ve birbirinden ilginç soruları sizler adınıza soracağız ve bakın nasıl cevaplar alacağız. Maço erkek mi kalabalık erkek mi? Maço yani. Ben orta. İkisinden de olsun. Ortası olsun. Ne çok maço olsun ne çok kalabalık olsun. Kılıbık erkek. İkisi de değil. Yok canım, kılıbığı sevmem ben, maço olsun. Maço olsun biraz yani. Değil mi? Yani. Hareketli olsun. Vallahi ikisinden de olsun biraz. Yani maço erkek olsun. Biz Adanalıyız. Maço olsun. Maço. Maço erkek. Maço. Annenizin ve sevgilinizin doğum günü aynı. Hangisini yemeğe götürmek isterdiniz? Annemi götürürüm ben. Yani annem. Sevgilim mi? Şimdi götürmem. Sevgilim mi? Tabii ki sevgilim mi? İkisini alırım bir araya. Çıkarım bir akşam yemeğini yani. Sadece birini. Birini o. Annemi o zaman. Annemi. Yani annemi de götürmek isterim. İkisini birlikte. Yok, sadece birini. O zaman annemi. Tabii ki annemi. Şimdi buluşturur toplar götürürdüm. Tek birini götürmen lazım. O zaman annem derdim. Öncelik annemindir her zaman. Çok zor bir soru. Tabii ki anne yeri ayrı, sevgilimin yeri ayrı. Sevgilim mi, annem mi desen önce annem derim. Ama eşim mi, annem mi desem eşim. Tabii ki de sevgilinin, sevgilimle. Yani annemle ilgilenirdim. Beş duyu organınızı sayar mısınız? Duyma, görme... İşitme, dokunma, tamam oldu mu beş tane? Göz, kulak, ağız, burun, ten. Vücutunda. El, ayak. Göz, kulak, burun, ağız. Bunlar işte. Beş duyu organı. Duymak, tatmak, görmek, hissetmek. Kulak, burun, ağız, Dokunma, burun, dil, duyuyor. Üç tane sayabildim. Göz, kulak, burun, ağız, dil. Deri, göz, dil, burun, göz. El, göz, ayak, burun, daha başka. Dil, kulak, burun, kulak, göz. Burun, ağız, kulak. Dublaj nedir? Dublaj.
alt yaz tarzı bir şey falan mı, öyle mi yani? Seslendirme. Dublaj birinin şeyini benzetmesin. Dublajda bir filmde bir şeritte yapılan yardımcı elemanlara şeylere tekrarlama denir işte. Çekilen bir şeyin üstüne tekrar bir çekim yapmak diyeyim veyahut da düzeltmek diyeyim. Dublaj nedir? Dublaj seslendirilen bir şeyin farklı bir sesle birleştirilip arkadan söylenmesidir. Dublaj. Bir arabanın durduğu yer. Çekim falan yapılıyor ya, hani tekrardan onu düzenliyorlar, ona mı deniyor? Dublaj. Çevreye gibi bir şey. Dublaj şeydir, bu dublaj abri mesela bir mesela müzik olsun, onun dublajını yapıyorlar veya kanalda filmde film olsun, dublaj. Dublaj mı? Ya gerçeğe gerçek yapmayan da yapmamak demektir. Dublaj filmlerde rol alan başrolün yedek oyuncularından biri dublaj. Dublaj bir filme dublaj etmektir. Yani bir çekilen bir şeyi dublaj etmek. Onarmak. Seslendirme. Viyadük nedir? Bilmiyorum. Viyadük bir yerin başkenti değil miydi ya? Viyadük şey değil mi? Coğrafyada geçen bir terimdi ama toprak kaymasını oluşturduğu bir şey miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Tam hatırlamıyorum. Viyadük uçurum ya, şey mi bu? Yani uçurum diye biliyorum ama bilmiyorum. Belki de yanılıyorumdur hani dağların. Ben kendimi adımı bilmiyorum ki onu bileyim. Ya onu ben bilmiyorum. Viyadük iki türlü viyadük var. Bir arabanın döndüğü bir viyadük var. Bir de benim için çok sevdiğim Venedik mi artı Eskişehir viyadük. Viyadük de arabalar hani dönüyor ya yollarda, otobanlarda onlara. Viyadük şey köprülerin köprülerde olan bir şey. Viyadük tünel benim bildiğim. Viyadük tünel. Yüksek şey tepesi, viyadük tepe. Viyadük köprü, yol. Köprü oluyor herhalde. Restorasyon nedir? Yeniden yapılandırma yani. Modernize etme gibi ya da tamir etme diyelim. Restorasyon bir şeyi tamir eder. Yani bir mağaza olur, dükkan olur, ev olur, iş yerine. Tamir etme, bakım, onarım, boyama, cilamadır. Restorasyonda eski yapıları veyahut da işte tekrar düzene sokmak. Ha, bir yerin düzeni. Düzen mi? İç mimar. Restorasyon, onarım. Restorasyon inşa etme. Design. Restorasyon tadilat. Restoranda yemeğe oturma değil mi? Restorasyon çalışma. Onarım çalışma. Restorasyon bir evi restore etmektir yani. Yenileme. Yapılandırma. Hayatı üç kelimeyle anlatır mısınız? Yoğunluk çocuktan dolayı. Sevgi, çocuk sevgisi, eşimin sevgisi, annemin sevgisi, aile ve mutluluk. Hayat güzel. Başka ne anladım? Çok güzel hayat. Hayat üç kelime. Yaşamak, yaşamak, yaşamak. Hayat, sağlık, mutluluk, huzur. Okul, sınav, hayat. Güzel. Değer.
Adana. Huzur, mutluluk. Sağlık, mutluluk, para. Para, aşk, para, sevgilim, annem. Sağlık, huzur, mutluluk. Hayatı üç kelimeyle anlatırsak yaşamak güzeldir. Gezmek, eğlenmek. Mutlu olacağın, mutlu edeceğin, yaşamayı seveceksin, ölümü her an düşüneceksin. Yaşam, enerji, eğlence. Vallahi bazen güzel, bazen acı, bazen de kötüdür yani. Daha başka bir şey söyleyebilir miyiz? Yaşamak güzel, sevmek. Sevgi, saygı, güven. Kısa Film Yapımı ekibi öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel olmuş. Farklı kareler, farklı kişilerden farklı cevaplar almışlar. Ve biz geleneksel lezzetlerimizden içli köfte, dövme pilavı, zeytinyağlı yaprak sarması efendim ve tabii ki zeytinyağlı bamyamızı sunduk. Şimdi geldik finaldeki esas isme. Nedir o da? Tatlımız. Değil mi? Tatlı vazgeçilmezlerin arasında. İşte el yapımı sarı burma. Sarı burma, evet. Sarı burmayı da biraz açıklarsanız nasıl yapıyoruz Cabbar Usta'm? Buyurun. Ulan sarı burmanın bunun hamuru açmak başlı başına bir şey, marifet. Yani içine konan malzemeler. Çok güzel görünüyor ekranda da ben, şu an. İçi ceviz dolu değil mi? İçi cevizli, ceviz dolu, tereyağlı. Evet. Tereyağlı. Fırında bir şey, kızartma değil bu. Bizim yöresel Adana'ya has, hı hı, bir yemek. Türkiye'nin her tarafında bunu yaparlar da ismi değişir. Bazı yerde dolama derler, bazı yerde burma derler. Bizim burada da sar burma. Eski analarımız, nenelerimiz arefe günü yaparlardı. Bayramda gelen misafirlere ikram ederlerdi. O adet de kalktı. Millet alıştı, çikolata, şeker ikram ediyor. Ondan kurtuluyor evet, millet. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok lezzetli ve hafif bir tatlı bu. Şimdi efendim biz bütün zeytinyağlıları sıraladık. İçli köftemizin bir kısmını haşladık. Şimdi artık lezzetine bakabiliriz. İki tabak ayarlayayım burada. Cabbar Usta'm birlikte yiyeceğiz değil mi? Teşekkür ederim. Yok ben, siz yiyin, ben size getirdim onu. Şöyle birer kaşık birer kaşık. Efendim o kadar eleştiri aldım ki izleyicilerime aslında sormak istiyorum. Tığ gibiyim diyorum, inanmıyorlar. Çok zayıfladım diyorum, inanmıyorlar efendim. Ama bundan sonra tabii ki eleştirileri de dikkate alacağım. Daha az tüketeceğiz diyorum. Sen köy sofrasından gelen müşteriler senin gibi hep şikayet ediyor. Senin yüzden kilo aldık diyorlar. Evet. Şimdi size de aynı şekilde ayarlayalım. Cabbar Usta'm böyle tek yemeyelim. Zeytinyağlımızdan da. Evet. Cabbar Usta'm da bu arada diğer haşlanan köftelerimize baktı. Onlar da hazır değil mi? Şöyle alalım onları. Yok, da. Hazır değil. Peki. Şimdi köftenin tam haşlandığını bilmek için köfte tam pişince suyun yüzüne çıkar. Evet. Yani bunu izleyicilerimiz çok önemli bir püf noktası aslında. Su yüzüne çıkıyorsa içli köfteler haşlanmıştır. Haşlanmış demektir. Evet. Evet. Şimdi içli köftemizin tadına bakalım efendim. Normalde biz bunu biraz da limon sıkarız. Evet, bakalım. Çok özel bir yapım. İçli köftenin bulguru bile dövmelik etle yapılmış.
Yani işte budur. Gerçekten bu. Gerçek içli köfte tadı bu. İşte bunun esas şeyi yufka ekmekten, biz açık ekmekten sunuyoruz müşterilere. Yani yemişken zevkten yesin. Doğru söylüyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz, bu tadı almak istiyorsanız, gerçek içli köfte tadını almak istiyorsanız Cabbar ustamıza uğramanız gerekiyor. Köy sofrasına dedik efendim. Meşhur dövmelik pilavımız. Zaten bunun için hiçbir şey söylenmez. Harika bir lezzet. Zeytinyağlı dolmamızı da yiyelim. Yemek, yani kültürü bizim Adana'mız hakikaten çok geniş çeşitlerimiz. Fakat maalesef bunu bilen yok. İşte biz, bu acı bir gerçek. Günlük her gün en az 15-16 tane, 20 tane yemek çıkar bizim orada. Yani bilmeyen, evde yapılmayan şeyleri biz millete sunmaya çalışıyoruz. Yapamadıkları, mesela kaburga dolması olsun, karın mumbar dolması olsun, gaz dolması, mesela bugün günüdür onun, çarşamba günü. İçli köftesi olsun, sarı bulması olsun. Yani buna benzer yüksük çorbası, tatarı olsun. Yani Kayseri'nin mantı dediğini biz tatar deriz. O da çok güzel olur. Süzme yoğurttan tereyağı yakalı üzerine konur. Hepsi ayrı bir lezzet bunların. Şimdi Cabbar Usta, biz biliyoruz ki geleneksel lezzetlerimizin öncü ismisiniz. Ama bunun yanı sıra yeni bir uygulamaya geçiş yaptığınızı bize duyurmuştunuz. Evet. Onu da sizden alalım, buyurun. Sabahları kahvaltıya başladık. O bir şeyler gibi, yani ayıp olmasın, market işi değil bizimkine. Genelde kendi yaptıklarımızdan sıkması olsun, böreği olsun, buna benzer ovalamaç olsun, reçellerimiz, peynirlerimiz, genelde hep doğal yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yapacağız bunları. Bir de biz yine et döneri de başladık bahçemizde. Güzel bir şey yaptırdı ahşaptan. Yani millet yemişken hakiki et yesin diyorsunuz. Sağlam et yesin, evet. Maalesef günümüzde her türlü şeyi yapıyorlar, Allah istersin. Evet efendim, güvenilir yemeğin adresi Cabbar Usta dedik. Programın sonuna da yaklaştık. Tatlıyı tadacağız ama şimdi tuzlularla tatlıları karıştıramadık. Biraz zaman geçsin istiyoruz. Ama biliyoruz ki sarı burmada da yine bir numaradır. Lezzet yerindedir diyoruz. Cabbar ustamıza bu güzel yemek şöleni için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Adana için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Peki. Ellerinize sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, haftaya A Kalite Fikirler programında yeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz diyoruz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Görüşürüz. Öğrencilerim, siz de birer tane almak isterseniz. Bir tane niye kalmış kusura? O bir tane ayırdım. Hadi gelin arkadaşlar. Thank you.
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ A kalite fikirleri sundu.